Yayınıma hoş geldiniz. NATO Genel Sekreteri Libya Devlet Başkanı'nı aradı. Sayın Sarraç'la yaptığı görüşme destek mesajı olarak sonuçlandı. Biliyorsunuz NATO uzun zamandır Hafter'le alakalı bir açıklama yapmıyordu veya Libya'daki meşru hükümetle alakalı bir açıklaması yoktu. İzlemekle meşguldüler. Akılları karıştıran soru, NATO'yu güneyden kuşatacak olan, oradan bir üs alacak olan Rusya, öyle hedefi var. NATO'yu da güneyden kuşatmış olacaktı. NATO'nun bu sessizliği Libya dinamiklerindeki güçsüzlüğü müydü veya Amerika'nın bu konudaki tavrını netleştirmemesi miydi? Ama ne oldu? Türkiye devreye girdi. Türkiye'nin devreye girmesiyle Libya'daki işin süreci değişti. Türkiye ilk başta keşif ve gözetleme yaptı. Coğrafi yapıyı yeniden test etti. Silahlarımızı kullanabileceğimiz veya ettiğimiz birlikleri nasıl yönlendireceğimiz konusunda tabii ki planlamalar yaptı. Bunun meyvelerini 1 ay, 2 ay, 2 ay sonradan almaya başladık. Daha doğrusu SİHA'larımızın şovu daha da destansı bir şekilde devam ediyor. Daha bugün Rusların övünerek sattığı Pasmir hava savunma sistemini etkisiz hale getirdik. Hafter kendini üstlerini korumak ve destek amacıyla hem F-16 saldırımız olursa diye veya SİHA'larımızı durdurmak için Pasmir hava savunma sistemi tam götürüyorken bugün etkisiz hale getirdik. Yani Türkiye NATO üyesi olarak NATO'nun aslında gururunu kurtarıyor. NATO'nun caydırıcılığına caydırıcılık katıyor. Libya'da NATO'da testteydi. Artık NATO baktı ki ümit var ve artık Hafter için yolun sonu göründü. NATO bu sefer rengini belli etti ve Sayın Sarraç'la yaptığı görüşmede desteğe hazır olduklarını belirtti. Tabii ki Libya ve Türkiye'miz. NATO'nun bu destek açıklamasının iç dosyalarına, iç satır aralarını merak ediyordur. Orada Türkiye'mizin milli menfaatleri, âli menfaatlerine dokunulmadan siyasi anlamda olduğu kadar askeri anlamda da destek verilmesi memnuniyet verici olacaktır. Bekleyip göreceğiz. Ama şu husus bir gerçek. Türkiye'nin Libya'da Hafter'i vurması meşrutiyeti uluslararası alanda bir kez daha NATO'nun da desteğiyle öngörülmüş oldu. Bu kanal açıldı. İşte değerli izleyenler, ibre lehimize. Yani yalnızlık içinde olan Sayın Sarraç, Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayken şimdi NATO ile de görüşüp NATO desteğini de görmekte. Olumlu gelişmeler oldukça da sizleri bilgilendireceğim. NATO'nun açıklaması masada elimizi güçlendiren bir unsur. Askeri seçenekler gün geçtikçe ortaya çıkacak. İşte değerli izleyenler, size bu bilgileri vermek için, daha da iyi destek olmak için bana abone olmayı unutmayın. Videoma beğeni atıp arkadaşlarınızla paylaşın. Görüşmek üzere.